ama bunu bir 10 yıl devam ettirmiş bir şey Duran Başkan. Ondan sonra İsmail abi belediye başkanı oldu. Bu yol hep böyle kalsın ama evet, böyle. Der çok çıkıyor. Maşallah. Tamam geldim. Hasan. He, biraz bana doğru. Olmadı ki öyle. Tamam. Oldu mu? Evet. Dört oldu, fazla yaptınız. Altı. Yedi olacak. Yedi. Oo, kaç oldu? Hatın ödemeyi ve hatın ödemeyi. Usta orada gitti. Yani genelden olup. Otmanlardan geliyor. Onlar da bakıyor. Maçı gidelim buraya kenarıya. Kenarıya. Yıllardır yani en azından son 6 yıldır ben buraya devamlı geliyorum. Buradaki ritüeli izliyorum. Buradaki insanlarla niye geldikleri, ne şekilde ibadet ettikleri, ne zamandan beri yaptıkları, bu Çiçek Baba'nın kim olduğu, onlar açısından anlamının ne olduğu konusunda araştırmalar yapıyorum. Tabii Çiçek Baba bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz ata kültüründen kaynaklanan bir erenin mezarı burası. Tabi biliyoruz ki Türklerde gök tanrı inancına göre Allah'a en yakın olan dünyadaki mekanlar dağların tepeleridir. Çıkınca da dua ediyorlarmış. Bu da Çiçek Baba'nın yatırı da bu yörüklerin inmeden önce dua ettikleri işte o gök tanrı inancından kalan bir inancımız bizim. Allah'a en yakın olan nokta dağların zirvesi dedik ya. İşte burada dua edip o yılki ürünün bereketinin şükrünü yapıyorlarmış. Tabii burada genelde bazen silah atılıyor. Onun da bilinmesi lazım. Çünkü bazen burada rahatsızlık yaratıyor bu silah niye atılıyor diye. Şimdi silah atmak bizde bir haber vermek için bir insan başka bir insana ok göndererek haber verilmiş yani. İnsanlar kendiliğinden son perşembe günü sabah ezanından sonra buraya geliyorlar. Burada Allah'a dua ediyorlar. Onlar hakkında yani dileklerini, temennilerini burada Allah'a ulaştırıyorlar. 5-600 araba geliyor buraya bugün. 5-600 de kurban kesiliyor burada. Ben şimdi içeride gezdim. 12 tane kurban pazarı var yani. Pazar kurulmuş yani burada. Öyle önemli bir etkinlik var burada. Tabii bu etkinliği sürdürülmesi lazım. Aslında burası bir sunak yeri. Burada bir muhtemelen Eren'in, Evliya'nın mezarı yok. Bir Evliya burada yaşamamış. Bir sunak yeri burası. Bu gelenek Türkistan'da da devam ediyor. Sunak yeri diye bilinir. Tanrı'ya verdikleri için kurban kesilen yer burası. Burası Evliya olarak aşağı yukarı 300 yıllık gelen meseleyi biliyoruz. Yaşlılardan duyduklarımıza göre.
Biz buraya dua ederiz, kurban keseriz. Burada da alkol malkol olmaz. Mesela bir çocuğun okuyor, üniversiteleri bir yerleri kazandığı zaman buraya bir kurban adıyorsun. Allah rızası için. Biz buraya inanırız Allah için, tapmayız. Hey, don't get scared.